Klasik merhabalar. İşte hocanız geldi. Kadir Gümüş'le cümle nögelerini tokatlamaya pat 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 devam ediyoruz arkadaşlar. Cümle nögeleri ikinci videomuz. Yardımcı ögeleri bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Bu videoda size yardımcı ögeleri bütün detayıyla anlatacağım. Temel ögelerimizi bulduk. Önce yüklemli özne buluyoruz. Sonra yardımcı ögeleri geçiyorduk. Buyurun nesne. Arkadaşlar şimdi özne işi yapandı. Bu da arkadaşlar işten etkilenen ögedir. İki tane nesnemiz vardır arkadaşlar. Yüklem ve özneyi bulduktan sonra bulacağız. Bunlardan bir tanesi gençlik belirtili nesnedir. Bunlardan bir tanesi de arkadaşım belirtisiz nesnedir. Peki öğretmenim hele sorularını bir hatırlatın yazın. Videonun başında ilk videoda söylemiştim ama yine de belirtili nesne neyi kimi? Hani hangisini nereyi de diyebilirsin ama zaten neyi kimi? Nereyi affedersin neyi de karşılıyor zaten değil mi? Geldik belirsiz nesnenin sorusu da arkadaşlar ne? Hep ne kim derler ama ne sizin işinizi görür tamam mı? Şimdi gelin yüklemli özneyi bulacaksın. Bana içinden geçenleri söylemelisin. Söylemelisin yüklem değil mi arkadaşlar? Evet kim söylemeli? Sen gizli özne onu bul. Bana neyi söylemelisin? İçinden geçenleri. Hop, belirtin nesne. Peki belirtin nesne hangi söz grubundan oluşmuş? Bak, geçen sıfat fiil. Evet, kendinden öncekiyle birleşti sıfat fiil grubu. Aynı zamanda da adlaşma sıfat biliyor musun? Açıyorum, içinden geçen duygular önündeki düşmüş. O zaman bunun belirtin nesnesi sıfat fiil grubundan oluşmuş. Gel, hocam bana, kime? Bana. O da nasipse kimin sorusuna cevap verdiği için dolay tümleci ya da yer tanımlayıcısı olacak. Hayatını bir kadına adamış derler. Derler yüklem. Kim der? Onlar. Onlar burada gizli özne. Değil mi? Ona ne derler? Hayatını bir kadına adamış. Aa ne sorusuna cevap verdiği için belirsin nesne. Peki belirsin nesne hangisi? Hop hayatını bir kadına adamış. Anam komple cümle. İçinde bu cümlenin ögelerini bir daha bulmanıza gerek yok. Cümle verilmiş bu. Sadece hayatını bir kadına adamış deselerdi o zaman arkadaşlar değişirdi. Ama şu an ben bunu ayrıca ögelerini bulmama gerek yok. Şimdi yan tarafıma geçtim ve bakıyorum. Ahmet sana her gün güzel sözler söylerdi. Söylerdi yüklem. Söyleyin kim? Ahmet özne. Evet. Ne söylerdi? Güzel sözler. Ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz nesne. Peki belirsiz nesne neden oluşmuş? Söz isim. Nasıl söz güzel söz niteleme sıfatı? O zaman belirsiz nesnesi sıfat tamlamasından oluşmuş. Daha diğerlerini görmedik ama. Kime söylerdi? Sana. Kime sorusuna cevap vermiş? E'de nekin almış? Dolay tümleci yer tanımlayıcısı. Ne zaman her gün o da zarf tümlecidir. Tamam mı? Bak. Kitap okuyanları sever her vatandaş. Şimdi geldik. Burada yüklem sever. Kim sever? Her vatandaş. Özne. Vatandaş isim, her sıfat. Belki sıfat kaç tane olduğunu bilmiyorum. Sıfat artı isim, özne sıfat tanımlısı oluşmuş. Kimi sever? Kitap okuyanları. Anam, neyi kimi sorusuna cevap verdiği için belirtin nesne. Peki, okuyan sıfat fiil değil mi? Kendinden öncekiyle birleşti. Sıfat fiil grubu. Demek ki belirtin nesnesi sıfat fiil neyidir arkadaşlar? Grubudur. Aynı zamanda adlaşma sıfat kitap okuyan insanlar. Ne seni ne beni anladı. Anladı yüklem. Kim anladı? O. Gizli özne. Neyi, kimi anladı? Ne seni, ne beni. O zaman bu da arkadaşlar kimi sorusuna cevap verdiği için belirtin nesne. Peki belirtin nesne hangi söz grubundan oluşmuş? Ne ne? Ne ne? Bağlaç değil miydi? Bağlacın bağladıklarıyla beraber oluşturduğu gruba bağlama grubu denir. Ve belirtin nesnesi şu an misler gibi bağlama grubundan oluşmuştur. Demek ki. Nesne tamam. Şimdi geldik yer tamlayıcısı. Dolay tümleş. Yıllarca dolay tümleş diye öğrendik ama ÖSYM artık son yıllarda yer tamlayıcısı diye soruyor bilginize. Peki ben bunu daha ilk videoda dersin başında ne demiştim arkadaşlar? Size kim? Ney? Nere? Hangisi? Sözcüklerine sırasıyla edenek getirin demiştim. Bak. Kime? Kimde, kimden. Neye, neyde, neyden. Nereye, nerede,
Nereden? Hangisine? Hangisinde? Hangisinde? Aa, direkt olarak hop benim için arkadaşlar bu sorulara çatır 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 cevap vermesi gerekiyor. Tamam mı? O zaman şöyle diyeyim. Bu yer bildir. Ve ismin yönelme, bulunma, ayrılma olan ED'den eklerini de almak zorundadır. Bak, onu gördüğüm evin yanında kurtlarla kuşlar geziniyor. Geziniyor lükten. Gezinen ne? Kurtlarla kuşlar, özne. Aslında bu kurtlar ile kuşlar yerine V koyduğum zaman olduğu için bağlaç. Bağlacın kendinden öncekilerle oluşturduğu grubun adı da bağlama grubu. Öznesi bağlama grubu. Nerede? Onu gördüğüm evin yanında. Arkadaşlar bu da yer tamlayıcısı ya da dolay tümleştir. Peki hocam hangi söz grubundan oluşmuş? Bak. Evin yanı. İkisi de ek almış, doğru mudur? Evet. İkisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır bu. Peki ev hangi? Onu gördüğüm ev derken önüne de sıfatı gelmiş mi bunun? Gelmiş. O zaman bu bir isim tamlamasıdır. Hocam sıfat tamlaması desem sadece onu gördüğüm ev demesi lazımdı. Ama buraya bakar mısınız burada? Onu gördüğüm evde dememiş. Onu gördüğüm evin yanında. Asıl olan isim tamlamasıdır. O zaman bunun arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Dolaylı tümleci benim can kardeşim Pıtırcığım. Tamam mı? Peki sadece onu gördüğüm olsaydı, gördüğüm sıfat fiil olduğu için burası sıfat fiil grup olurdu. Onu gördüğüm ev olsaydı, önüne isim, hangi ev, onu gördüğüm ev sıfat tamlaması olurdu. Ama tamamı isim tamlaması. Gel. Dün gece binanın yüzeyinde kırıklar oluştu. Oluştu yüklem. Oluşan ne? Kırıklar özne. Nerede oluştu? Binanın yüzeyinde. Bu da yer tamlayıcısı dolay tümleş. Dikkat ettiniz mi? Bu arkadaşa D almıştı. Bu da mutlaka D aldı. ED'den birisini aldı. Peki bu da neyden oluşmuş? Binanın yüzeyi derken ikisi de ek aldığı için misler gibi belirtili isim tamlamızda. Ne zaman dün gece? Nasipse bu da zarf tümleci olacak. Seni ve kardeşini sınıfın kapısında gördüm. Gördüm yükler. Kim gördü? Ben. Onu mutlaka yazacaksın. Ben gizli özle. Kimi gördüm? Seni ve kardeşini. Belirtili nesne. Belirtili nesne dikkat ettiysen bu bağlaç. Bağlacın bağladıklarla birlikte oluşturduğu grubun adı ne grubu dersem? Bağlama grubu. Nerede gördüm? Sınıfın kapısında. Bak ikisi de ne almış arkadaşlar? Ek almış. O zaman bu da arkadaşlar belirtili isim tamlaması. Nerede sorusuna cevap verdiği için dolay tümleci yer tamlayıcısı. Zaten D2'nin almasından anlamıştım. O zaman arkadaşlar bunda dolay tümleci belirtili isim tamlaması olmuşmuş. Bak çocuk aşağı indi. Aşağıya indi. İndi yüklem. Kim indi? Çocuk özde. Nereye? Aşağıya bak. E'den ikini almış. O zaman nereye sorusuna cevap veriyor? Yer tamlayıcısı dolay tümleci. Ama buna çok benziyor. İleride zarf tümlecinde göreceğiz hemen tahtayı sildikten sonra. İndi yüklem. Kim indi çocuk? Nereye indi? Aşağı. E'den iki almamış. Ve dikkat ettiyseniz bu nere sorusuna cevap veriyor? Ek alarak sorduğun zaman ek alarak cevap verir. Bu arkadaşlar yer yön zarfı olduğu için zarf tümlecidir. Çünkü nere yer yön zarfıdır. O zaman bu zarf tümlecidir. Yani E dediğini ki alması bu kadar önemli. Tamam. Yalnız şöyle diyeceğim. Her E, D, den ekini alan ögeye yer tamlayıcısı deme. Her E'den ekini alan öge yer tamlayıcısı ne yapmıyorsun arkadaşlar? Demiyorsun. Peki ne diyeceğim ben? Eğer E'den ekini alan öge zaman bildirirse o zaman zarf tümleci olur. Zaman bildirirse bu ne oluyormuş arkadaşlar? Zarf tümleci oluyor. Bak bana. İleride ne zaman sorusu zarf tümleci? Akşama yanına uğrar. Uğranım yüklem. Kim uğrar? Ben. Gizli özne. Nereye uğrar? Yanına. E'den ikini almış dolay tümleci. Şimdi bakalım. Akşama nereye uğrarım? Olmadı. Zaman bildirim.
etmiş. Ne zaman? Akşama uğrarım. Bu zartmıştır. Dikkat edin. Bayıldım, yüklem. Kim ben? Gizli özne. Kime bayıldım, kime bayıldım, kimde, nereye, nerede? Cevap vermiyor. Ne zaman bayıldım? Onu gördüğümde. D2'ni almış diye atlama. D'ın da D'in de zaten zarf fiildir. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için bu da zarf tümlecidir. Zaten zarf fiil olduğu için bu da zarf fiil grubundan oluşan bir zarf tümlecidir. Her ED'den eklama. Bak, bu zamanda iyilik yapılmaz. Tamam. Yapılmaz yüklem edirgen çatı. Yapılmayan ne? İyilik, özne, söz özne de diyebilirsin. Nerede yapılmaz bu zaman? Olmadı. Zaman bildirdiği için bu zarf tümleci. Bana yer, konum bildirmiyor. Ama şuraya bak. O da okulda değiştirmiş kıyafetlerini. Değiştirmiş yüklem. Kim değiştirmiş? O özne. Geldik. Nerede değiştirmiş okulda? Bak ED'den ekini almış. Ama arkadaşlar bu yer bildirdiği için dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Anlaştık mı? Unutma. Değiştirmiş bu. Neyi değiştirmiş? Kıyafetlerini. Neyi sorusuna cevap verdiği için de bu belirtin nesnedir. Dikkat edelim. Yani zarf tümleciyle bunu ayırdığımız zaman arkadaşlar dolaylı tümleci, o zaman işimiz kolay. O zaman zarf tümleci demişken ne duruyorsunuz o zaman? Hemen ben tahtaya zarf tümlecini, arkadaşlar zarf tümleci için boşluk bırakmayayım mı tahtada? Arkadaşlar zarf tümleci zamanını bildirir, durumunu bildirir. O zaman bizim zarflarımız, zarflarımızın sorularını bana söyler misiniz? Durum zarfının sorusu neydi? Nasıl? Zaman zarfının sorusu neydi? Ne zaman? Yeryüzün zarfının sorusu neydi? Nere? Bak bunu dolaylı tümleşe karıştırma demiştim. Miktar zarfının sorusu neydi? Ne kadar? Her zaman zaman zarfı olan bir de neden için yok muydu? O zaman arkadaşlar bunlar benim için nur topu gibi zarf tümleşidir. Bakın hep beraber bakalım. Yaz gelince size de uğrarız. Uğrarız yüklem. Kim? Biz. Gizli özel. Özel yüklem bulur. Tamam. Ne zaman? Yaz gelince. Zarf tümleci. Zarf tümleci önce zarf fiil. Zarf tümleci dikkat ettiyseniz zarf fiil grubundan oluşmuş. Kime uğrar? Size. Yer tanımlayıcı dolaylı tümleci. Hocam bu dağ değiller hep çıkıyor. İleride göreceğiz. Bunlar arkadaşlar CDU. Bağlaçlar. Hiçbir ögeye dahil edilmeyen bağlaçlar cümle dışı olur. Seni henüz görmedim. Görmedi büyükler. Kim görmedi? Ben. Gizli özlem. Tamam. Kimi görmedim? Seni belirtir nesne. Ne zaman? Henüz. Şimdiye kadar direkt olarak zarf tümleci. Gördük mü? Bu da zarf tümleci olarak karşımıza çıkar. Bak. Şimdi buraya bakın. Senin geldiğine çok sevinmiş. Sevinmiş yüklem. Değil mi? Evet. İyi bak. Sen geldiğinde çok sevinmiş. Senin geldiğinde değil, sen geldiğinde diyeyim ben. Evet, yoksa neye sorusuna cevap verdiği için bu. Yok, bu hiç değiştirmeyelim ha. Senin geldiğini çok sevmiş. Sevmiş yüklem. Kim sevmiş? O. Gizli özne. Neye sevmiş? Senin geldiğine. Bak, neye sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç yer tanımlarız. Tık tık sıfat fiil değil mi? Bu sıfat fiil. Kendin öncekilerle birleşti. O zaman ne grubu oluşturdu? Sıfat fiil grubu. Ne kadar sevmiş? Çok. O zaman zarf tümleç. Anlaştık mı? Dikkat et. Bak, şimdi size önemli bir şey soracağım. Sen geldiğinde yazıyorum. Sen geldiğinde çok üzüldü. Bak, üzüldü yüklem. Kim üzüldü o? Gizli özlem. Ne zaman? Sen geldiğinde, dığın dediğinde zarf fiil. Doğru mudur? Evet. Burada zarf fiil. Sadece dık olursa sıfat fiil, dığın dediğinde zarf fiil. O zaman burası zarf fiil grubu. Bu zarf tümleci. Ne kadar üzüldü? Çok. Bu da ne kadar sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci. Şimdi bunun ögeleri sorulduğu zaman nasıl ikisi de zarf tümleci, zarf tümleci yüklem demeyin. İki tane zarf tümleci yüklem. Çünkü bu sen geldiğinde hangi soruya cevap veriyor? Ne zamana? Ama bu hangi soruya cevap veriyor? Ne kadara? Birisi ne zamana cevap veriyor? Biri ne kadara cevap veriyor? Tamam. Şimdi buraya bakın. Adamı gördüğünde koşarak geldi. Geldi yüklem. Kim geldi o? Gizli. Ne zaman? Adamı gördüğünde, dığında dediğinde zaten zarf fiil, zarf tümleci. Zarf fiilin kendinden önceki grupla oluşturduğu gruba da zarf fiil grubu denir. Nasıl geldi? Koşarak. Zarf tümleci. Gençler, bu
Bunlar farklı sorulara cevap verdiği için farklı zarf sürmeci olarak alınacak. Bu ne zaman sorusuna cevap verdi? Bu nasıl sorusuna cevap verdi? Tamam mı? Gel. Bugün gördüğüm kız seni sordu. Sordu yüklem. Kim? Bugün gördüğüm kız özne. Kimi sordu? Seni. Belirtin nesne. Aa, bir şey dikkat ettiniz mi? Bugün ayrıca zarf sürmeci demedim. Niye? Çünkü ne zaman sordu bugün sordu değil. Ne zaman gördüm bugün gördüm. Yani bu öznenin içindeki bir ibareye sordu. Ama bundan sonra virgül olsaydı sordu yüklem. Kim sordu? Gördüğüm kız özne. Ne zaman sordu bugün bak. Gördün mü? O zaman zarf sürmeci olurdu. Kimi sordu? Seni. Belirtin nesne. Ya da şöyle olsaydı. Sordu yüklem. Kim sordu? Gördüğüm kız. Ne zaman sordu? Bugün. Zarf sürmeci. Bak gördüğüm kızın arkasında bugün buraya önüne kullandığı zaman o fiilimsinin sorusu oluyor. Seni dediğim zaman da belirtin nesne olur. Tamam mı? Her zaman ben bir şeye dikkat edin dedim. Önce de yaptım. Şimdi yine aynısını yapıyorum. İyi bakın. Aşağı. Yukarı. Aşağı indi. Ve yukarı çıktı dediğin zaman. Bunlar yüklem. Tamam. Kim indi? O. Kim çıktı? O. Bunlar da gizli özne. Tamam. Nereye indi? Aşağı. Nereye çıktı? Yukarı. Nere sorusuna cevap verdi. Şimdi yer yön zarfıdır. O zaman bunlar zarf tümecidir. Çünkü nere sorusuna. Eğer bu aşağıya indi. Yukarıda yattı. Gibi bir ibare olsaydı. İndi yattı. Bunlar yüklem. Kim o? Gizli özne. Kim o? Gizli özne. Değil mi? Bakın bu nereye sorusuna cevap verir. Yer tamlayıcısı dolay tümleci. Nerede sorusuna cevap verir. Yer tamlayıcısı dolay tümleci. Çünkü nereye, nerede, nereden sorular bu? Nereye olursa bu olur. Ha! Hocam bunları almazsa, aşağıyı temizledi olursa. Temizledi yüklem. Kim temizledi o? Gizli özne. Bu da nereyi sorusuna cevap verir. O zaman belirtin nesne olur. Yani bunlar ezbere gitmiyoruz. Tamam mı? Şimdi bir örnek yazayım. Bak. Diyorum ki dün gece koşarak aşağı indi Ali. İndi yüklem. Ali özne. Ali ne zaman indi? Dün gece. Zarf tümleci. Nasıl indi? Koşarak. Zarf tümleci. Nereye indi? Aşağı. Hep zarf tümleci. Ama ögeler sorulduğu zaman zarf tümleci, zarf tümleci, zarf tümleci, yüklem, özne ard arda yazacaksın zarf tümlecilerini. Yani bir tane zarf tümleci demek yok. Çünkü bunların soruları farklı. Bu ne zaman sorusuna cevap verdi? Bu nasıl sorusuna cevap verdi? Bu nere sorusuna cevap verdi? Tamam mı? Buna dikkat et. Şimdi kırmızı kalemle yazmayacağım. Yeşil kalemle yazacağım. Eskiden edat tümlecimiz vardı. Şimdi değiştireceğim. İyi bakın. Edat tümleci edat gruplarıydı. Ve edat grubu oluşturan ifadelerdi. Mesela ne ile, kim ile, ne için, kim için, neyden dolayı, kimden dolayı, kime göre, neye göre gibi sorulara cevap verirdi. Sallamıyorum. O yüzden yazmadım. Artık arkadaşlar yeni müfredatta artık bunlar ne olarak kabul ediliyor? Zarf tümleci olarak kabul ediliyor. Şimdi edat grupların olduğu bölümle edatları bir alayım. Bakalım. Seni görmek için buraya geldi. Geldi yüklem. Kim geldi? O. Gizli özne. Bak. İçin edat değil mi? Kendinden öncekilerle birleşti. Burası arkadaşlar bir edat grubudur. Ben buna eskiden edat tümleci diyordum. Artık ne tümleci oluyor? Zarf tümleci. Çünkü niye biliyor musun? Siz sıkıntı yaşıyordunuz burada. İyi yaptı. Çünkü bir taraftan da hocam niçin cevap verdiğin zarf tümleci olmazdı mı diyordun. Artık zarf tümleci. Buraya da direkt dolaylı tümleç yer tanımayız. Bak bir tane daha. Suçlusun yüklem. Kim suçlu? Sen. Özne. Bakın e göre edat değil mi? Kendin öncekilerle birleşti. Ne grubu oluşturdu? Edat grubu. Ben buna edat tümleci diyordum. Artık ne diyeceğim? Zarf tümleci. Hocam de hiçbir ögeye dahil olmazsa cümlede şunu sorulur. Bak. Ev otobüsle gittik. Gittik yüklem. Kim gitti? Biz.
Aa, gizli özne. Doğru mu? Nereye gittik? Eve. Dolaytümeç, yer tanımayız. Şimdi otobüste ile bir yerine V koymadığım için Edat. Kendinden öncekilerle birleşti, Edat grubu oluşturdu. Biz bunu eskiden Edat Tümeç diyorduk, artık ne oldu? Zarf Tümeç. Başarısından dolayı kıskanırlar yüklem. Kim? Onlar gizli özne. Den dolayı Edat değil mi? Kendinden öncekiyle birleşti, Edat grubu. Bu Edat grubuna eskiden Edat Tümeci derdim, şimdi ne diyorum? Zarf Tümeci. Çalıştı yüklem. Kim çalıştı o? Hop, gizli özne. Akşama kadar. E kadar Edat değil mi? Tamam, Edat grubu değil mi? O zaman burası da Edat grubu. Eskiden ne diyordum? Edat Tümeci. Şimdi buyurun, Zarf Tümeci zaten zaman anlam veriyor. Adam özne geçti yüklem. Adam nasıl geçti? Yer gibi. Bitti. Bak Zarf Tümeci, kafanız karışıyordu. Nomadik gibi Edat, kendinden öncekiyle birleşti Edat grubu. Edat grubu. Sen buna Edat Tümeci diye bir yanılgıya düşebilirdin, düşmüyorsun artık. Gelir yüklem. Kim gelir o? Gizli özne. Bak sabaha doğru. E doğru Edat, kendinden öncekiyle birleşti, Edat grubu oluşturdu. Eskiden Edat Tümeci, şimdi Zarf Tümeci zaman anlam veriyor. Buraya da nereye sorusuna cevap verdiği için dolay Tümeci ya da yer tanımacısı. Adam sevinçle karşıladı. Karşıladı yüklem. Yaklaştı yüklem. Kim? O. O. Gizli özne. Yaklaştı kim? O. Gizli özne. Adamı belirtin nesne. Bak sevinçle. Eskiden Edat grubu falan diyordu. Edat Tümeci diyordu. Artık Zarf Tümeci zaten nasıl sorusuna cevap veriyor. Yaklaştı yüklem. Nasıl yaklaştı? Öfkeyle Zarf Tümeci. Eskiden Edat Tümeci diyorduk mesela. Ona kime? Dolay Tümeci, yer tanımacısı. Yani şunu unutmayın, artık Edat Tümeci değil, Zarf Tümeci olarak ne yapacaksınız arkadaşlar? Düşüneceksiniz. Anlaştık mı? Şimdi gelin biraz egzersiz yapalım, ondan sonra sileyim, beyaz saatlama devam edeyim. Hadi bakalım arkadaşlar, cümlelerimiz var. Seni görünce sevdim en derin yaraları bu dünyada. Bak, sevdim yüklem. Kim? Ben. Dur. Evet. Şöyle. Heh. Kim? Ben. Gizli özne. Hatta farklı renk kalem kullanayım. Ben. Gizli özne. Ne zaman sevdim? Seni görünce. Zarf Tümeci. Neyi sevdim? En derin yaralar. Belirtin nesne. Nerede sevdim? Bu dünyada. Dolaylı Tümeç ya da yer tanımayız. Bak ne güzel bulduk. Hadi. Geçiş dönemin en önemli eserlerden Kutat Kubilik, dörtlüklü oranında anlatır devlet yönetimini. Anlatır yüklem. Kim anlatır ya da ne? Geçiş dönemin en önemli eserlerden Kutat Kubilik. Değil mi? Özne. Eserlerinden Kutat Kubilik. Bu bir grup ayrılmaz. Nasıl anlatır dörtlüklü halinde D almış ama durumu anlatmış. Nasıl sorusuna cevap verdiği için Zarf Tümeç. Neyi anlatır? Devlet yönetimini. Bu da belirtili nesne. Bir kalemde yazılamayacak kadar kuvvetli bir eser olan Toprak Ana'yı dün gece okudu büyüklerimiz mecliste herkese. Okudu yüklem. Kim okudu? Büyüklerimiz. Özne. Nerede okudu? Mecliste. Dolaylı Tümeç ya da yer tanımayız. Kim okudu? Herkese. Dolaylı Tümeç ya da yer tanımayız. Hocam ben bunları aynı beraber mi alacağım? İkisi de dolaylı. Hayır. Farklı sorulara cevap veriyor. Bu nerede sorusuna cevap veriyor. Bu da kime sorusuna cevap veriyor. O yüzden bunları farklı düşüneceğiz. Evet, şimdi geldik hadi. Bir kalemde yazılamayacak kadar kuvvetli bir eser Toprak Ana'yı. Neyi? Bir kalemde yazılamayacak kadar kuvvetli bir eser olan Toprak Ana'yı. Toprak Ana'yı tek başına alamazsın. Çünkü onların önündekiler onun sıfatıdır. O zaman bu belirtili nesne. Ne zaman okudu? Dün gece. Zarf Tümeci. Şairin başka şairlerle kurduğu münasebet eserlerin en güzel yanını oluşturmaktadır her dönemde. Oluşturmaktadır yüklem. Oluşturan ne? Şairin başka şairlerle kurduğu münasebet sıfat tanımlaması olduğu için burası ayrılmaz. Öz ne? Neyi oluşturur? Eserlerin en güzel yanını. Bak eserlerin yanını. Bu belirtine isim tanımlamasıdır. Tanımlama olduğu için ayrılmaz. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtin nesne. Ne zaman? Her dönemde. Bak D2'nin aldığına bakmayın. Zaman anlamı verdiği için Zarf Tümeci'dir. Evet. Tanzimat döneminde şiir yazan Muallim Naci Türk Edebiyatı'nı derinden etkilemiştir.
Etkilemiştir yükten. Kim etkiledi? Tanzimat döneminde şiir yazan Muallim Naci. Sadece Muallim Naci'yi alamazsın. Ondan öncesi onun sıfatı. Niye etkilemiştir? Türk edebiyatını. Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtilmesi. Nasıl? Derinden. Zarf tümleci. Denek yanmış ama gördüğünüz gibi zarfın sorusuna cevap veriyor. Şiir yazan şinayesi Türk edebiyatının Tanzimat döneminde derinden etkilemiştir. Etkilemiştir. Yüklem. Bak dikkat et. Bak. Şimdi şuraya bak. Yeşille çizdiğim. Bu. Gençler, Tanzimat döneminde etkilemiştir. Yani ne zaman etkilemiştir'e cevap vermiyor bu. Çünkü neden? Bu yazan. Ne zaman yazan? Tanzimat döneminde yazan. Yani etkilediği zaman değil. Bunun önüne geldi. Bak bu Tanzimat döneminde başka bir yere geldi. Dikkat et. Aynı yere gelmedi. Etkileyen kim? Şiir yazan Şinasi. Özne. Niye etkilemiştir? Türk edebiyatı. Belirtin nesne. Nasıl etkilemiştir? Derinden. Zarf tümleci. Ne zaman etkilemiştir? Tanzimat döneminde zarf tümleci. Bak burada Tanzimat dönemini ayrı bir öge olarak almadım. Neden? Çünkü ne zaman şiir yazan? Tanzimat döneminde. Ama bu ne zaman etkilemiştir? Tanzimat döneminde. Bu fiilimsinin olduğu için onunla birlikte bu öge. Ama bu bak dikkat edin yazanın önüne gelmemiş. O yüzden buraya. Anlaşıldı mı? Ama Tanzimat döneminden sonra virgül koysaydı, yani şiir yazanla münasebetini ayırsaydı ayrı bir zarf tümleci derdi. Bunlar farklı sorulara cevap veriyor. Nasıl etkilemiş derinden? Bu da ne zaman etkilemiş şeklinde. Aman buna dikkat edin. Cengiz Han'ın istirahat ettiği zaman diliminde ben de bu hayali coğrafyada geziyordum. Geziyordum mütlak. Kim geziyordu? Ben. Ne zaman? Cengiz Han'ın istila ettiği zaman diliminde. Şimdi zaman diliminde isim tanımasıdır dedin ama kendinden önce sıfatını alacaksın. O zaman bu ne zaman sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci. Evet. Nerede geziyordum? Bu hayali coğrafyada. E'de denekini almış. İşte yerde bilmiş. Dolay tümleci, yer tanımlısı. Hocam D'ye nedir? Hiçbir ögeye dahil değilse birazdan anlatacağım. Cümle dışı unsurdur gençler. Evet. Şimdi hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bulayım. Ben bir orman yangınına benzetirim şiirimi. Benzetirim yüklem. Kim benzetir? Ben. Özne. Niye benzetirim? Bir orman yangınına. Niye beraber aldım? E almış. Niye sorusuna cevap vermiş? Dolaylı tümleç yer tanımlayıcısı. Çünkü orman yangını bir isim tanımasıdır. Birincisi kalmamış ki ama öndeki bir onun sıfatı. Neyi benzetirim? Şiirimi belirtin nesne. 1, 2, 3, 4. 4 ögeli bir cümle. Şimdi diğerlerinin hepsini farklı kalemle yapayım. Mor. Çarşımlar kozalaklar gibi sıçrayarak tutuşturur. Tutuşturur, yüklem. Doğru mudur? Evet. Şimdi bana bakın. Çarşımlardan sonra özne koymuş. Tutuşturan ne? Çarşımlar, özne. Çarşımlar nasıl tutuşturur? Kozalaklar gibi sıçrayarak. Bak zarf fiil grubu. Zarf cümleci. 1, 2, 3 ögeden oluşmuş. Cevap ya A ya B. Her şeyi 3 belirecek. Algılamada sonu olarak görülen şeyler kesinlikle sahilin kıvılcımlardır. Sahilin kıvılcımlardır yüklem çünkü isim tanımları ayrılmaz. Tamam mı? Sahilin kıvılcımları olan ne? Algılamada sonu olarak görülen şeyler. Özde. Niye hocam ben hepsini beraber aldım? Nasıl şey? Algılamada sonu olarak görülen şey. Önündeki sıfatıdır. Özde. Kesinlikle. Zarf tümleci. Hiçbir ögeye dahil edemezsen zarf tümleci de. Geç dedim kesinlikle de zarflarda kesinlik ifadeleri zarf demiştik. Mutlaka kesinlikle. Her sıçrayışta yangının biraz daha büyümesi istenir. İstenir yüklem. İstenen şey ne? Yangının büyümesi. Bak yangının büyümesi isim tanımlısı araya girse bile bu öznedir. Nasıl büyümesi? Her sıçrayışta büyümesi zarf cümleci. O zaman bu da 3 ögeden oluştu. Ve sonuncuya geldik maviş kullanan. Okurun algılarına uymak daha çok kabul edilir. Kabul edilir yüklem. Çünkü neden? Birleşik fiil gruplara ayrılmaz. Kabul edilen ne? Okulun algılarına uymak. Özne. Bu edilgen olduğu için sözlü özlü özne demen yeterlidir. Bu isim fiil grubu. Bak gördünüz mü? Nasıl? Bak daha çok kabul edilir. Ne kadar kabul edilir? Daha çok. Ne kadar cevap verdiği için zarf tümleci. Bu da 3 ögeden oluşmuş. O zaman 4 ögeden oluşanı doğru cevap olarak saydım. Bak. Öge sıralaması sorulmuş. Zaten bize de sınavda sordukları soruya benzer. Onu da çözeceğiz. 2024'teki soruyu. Her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşan roman kahramanının gözünden yaşamın temize çekilmesine tanık olan okur. Hayatta yaşayabileceği her türlü duyguyu bu incecik kitapta hissediyor. Hissediyor yüklem.
Hisseden kim? Okur. Ama ben bunu sıfatından ayıramam. Nasıl okur? Her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşan roman kahramanının gözünden yaşamın temizliği çekilmesi tanık olan okur. Özne. Çok güzel. Şimdi okur ne hissediyor? Hayatta yaşayabileceği her türlü duyguyu. O zaman belirtin nesne. Nerede hissediyor? Bu incecik kitapta, bu da. Yer tamlayıcısı, dolay düğmeci. O zaman Özne ile başlayacak. A gitti. A, C'ye gitti. Özne ile başlayacağız. Tamam. Güzel. Özne de sonra belirtin nesne gelecek. Tam cevap çıktı. Sonra dolay düğmeci yer tamlayıcısı, sonra yüklem. Cevap Bursa'dır. Geldik. Öge sıralaması. Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 1949 yılında yayımladığı Huzur isimli romanı. Aynı zamanda kahramanın karakterlerinden olan İhsan, Nurhan, Suat ve Mümtaz adıyla takdim edilen dört adlı bölümden oluşmaktadır. Şimdi oluşmaktadır yüklem. Oluşan ne? Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar anlamazsın. Hani evin kapısı gibi bağlıyor. Değil mi? Şimdi burada bir isim tanıması var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanı. O zaman bu isim tanınması olduğu için önündeki sıfatlarını da oradan ayrı düşünemem. Değil mi? Nasıl? Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şekilde gidiyor. O zaman ben bunu ayırmayacağım. O zaman ben buradan hop buraya kadar. Ne alacağım? Özne. O zaman benim cevabım özne ile başlayacak, yüklemle bitecek. Özne, özne geldik. Ne ile bitecek? Yüklem, yüklem, yüklem. Şimdi özne yüklemden sonra arada arkadaşlar boşluk kalmış. Arada boşluk kaldığına göre arkadaşlar bir öge daha var. O zaman M'de gitti. İki şıkka indirdim. Güzel. Romanı oluşuyor. Roman neyden oluşuyor arkadaşlar? Şöyle alamazsın. İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz adıyla takdim edilen dört ana bölümden alamazsın. Dene almış. Neyden sorusuna cevap veriyor. Tamam dolay tümleşi yer tamlayıcısı. Ama ondan önce sıfatı var olan derken. Değil mi? Evet. Dört ana bölüm. Nasıl bölüm? Bak bunun önündekini alacağım ben. O zaman burası aynı zamanda romanın karakterleri olan İhsan, Nurhan, Mümtaz. Nasıl İhsan, Nurhan, Mümtaz? Bu bunun sıfatıdır. Sıfatını ben ayıramam. O zaman bu da beraber dolay tümmeç olacak. O zaman dolay tümmeç bitti. Cevaba hem zaten şuradan zaten yakalardın zarf tümmecine zaten kaymazdın diye düşünüyorum. Evet. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bu cümle ögedici, özne, yer tamamlanırsa zarf tümleci yüklem olur. Şanslıysan A'da çıkar. Şimdi özne ile başlayalım. Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinde İsmet Özel. Tam özne. Şimdi A'dan itibaren getirelim. Bağdat Sokağı'nda o yıllarda yazıyordu. Yazıyordu yüklem. Kim yazıyordu? İsmet Özel özne. Nerede yazıyordu? Bağdat Sokağı'nda. Yer bildirdiği için yer tamamlayıcısı dolay tümleci. Ne zaman yazıyordu? O yıllarda daha diye almış ama zaman bildirdiğini zarf tümleci. O zaman yer tamlayıcısı, o zaman zarf tümleci, o zaman yüklem cevap tık diye arkadaşa A olarak çıktı. Diğerlerle olmazsan olmaz. Peki diğerlerine göre ögeleri bulalım hadi. Beraber. Türk Edebiyatı usta kalemlerinde İsmet Özel kimseyi üzmeden yaşadı yıllarca. Yaşadı. Nasıl yaşadı? Kimseyi üzmeden. O kimse yaşadı olmuyor. Bak ona belirtin nesne demeyeceksin. Bu zarf cümlesi. Nasıl? Madem neden zarf değil? Yıllarca yine zaman bildirdi. Bu yüzden olmadı. Ailesini hiç imal etmedi. İmal etmedi yüklem kim? İsmet Özel. Kimi imal etmedi? Ailesini. Belirtin nesne. Ne kadar? Hiç. Zarf cümlesi. Bu da gitti. Geldik. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet döneminin ünlü şairidir. Tamamı yüklem. Çünkü Cumhuriyet dönemi şairi tamlama ayrılmaz. Yüklem Özel'den oluşur. Taşları Yemek Yasak adlı denemeyi o vakitlerde yazdı. Yazdı yüklem. Ne yazdı? Taşları Yemeği Yasak adlı denemeyi. Bu belirtilmesi. Ne zaman? O vakitlerde. Bu da arkadaşlar zarf tümleci. Değer ekim olduğuna bakma, zaman bildir. Anlaştık mı? Biraz da egzersizimizi yaptık mı? Bence 10 numara egzersizimizi yaptık. O zaman ben izninizle arkadaşlar hemen tahtayı temizleyeyim ve tahtada size bazı hususları göstereyim. Mesela cümleyi buluyoruz ya. Cümleyi bulurken arkadaşlar bazılarının cümle dışı unsur diyeceğiz ve ögenin açıklayıcıları var. Gelin ögenin açıklayıcıları ve cümle dışı unsurları da hemen size göstereyim. Ondan sonra arkadaşlar olayın yavaş yavaş sonuna doğru gidelim. Üçüncü videoda ne mi anlatacağım? Vurgu vesaire arkadaşlar daha var ve cümlenin ögeleri daha bitmedi. Devam ediyor. Hadi ben tahtamı sileyim. Ögenin açıklayıcısı. Cümlenin içerisinde ayrı bir öge olmayan
Bir ögenin açıklayıcısıdır. Bak, Cemalettin amcamın oğlu dün geldi. Geldi yüklem. Kim geldi? Cemalettin Özne. Ne zaman geldi dün? Zarf tüpleci. Hocam amcamın oğlunu ne yapacağım? İki virgül arasında. Bak bu cümle değil. Nedir arkadaşlar bu? Ara sözdür. İki virgül ya da iki kısa çizgi arasında. Cemalettin açıklıyor. O zaman ayrı bir öge demeyeceksiniz buna. Özne'nin açıklayıcısı. Ögeleri sayarken ayrı bir öge demeyeceksiniz. Bu ara söz gördüğün gibi ayrı bir öge değil. O Konya'ya, Türkiye'nin tarla ambarına hemen gitti. Gitti yüklem. Kim gitti o? Özne. Nereye? Konya, dolay tümleci. Ne zaman hemen? Zarf tümleci. Ama buraya bakın. Türkiye'nin tarla ambarına. Bu Konya'ya açıklıyor. Ayrı bir öge değil. Dolaylı tümleci yer tamlayıcısı değil mi? Bu da dolaylı tümlecin ya da yer tamlayıcısının açıklayıcısıdır. Tamam mı? Bu iki kısa çizgi arasında da olabilir. Ahmet Evli Çiçekçi'nin yanındaki apartmanın üçüncü katını çok özledi. Özledi yüklem. Kim özledi? Ahmet özle. Niye özledi? Evini belirtin nesne. Ne kadar çok zarf tümleci? Bak bana. Hop burası var ya. Evini açıklıyor. O zaman bu da arkadaşlar hop belirtili. Nesnenin açıklayıcısı. Yani bu sadece bir öge açıklıyor. Bunlar ara cümle değildir. Ara sözdür. Bak Türkiye'nin tahıl ambarına cümle değil. Amcamın oğlu Çiçekçi'nin yanındaki apartmanın üçüncü katı. Anlaştık mı? Şimdi buraya bakın. Geldik. Cümle dışı unsurlar. Ögesi bulunamaz. Neyin ögesi bulunamaz? Mesela size böyle bir soru, soru bankasına çıktığı zaman kesinlikle ünlemi soruyorlardır, emin olun. Hey Ali gel derken, ünlemler cümle dışı unsurdur. Hey ünlem herhangi bir öge değildir, CDU cümle dışı unsurdur. Şimdi burada gel yüklem, Ali özde değil. Gel, sen gel. Aa gizli özde. Tamam mı? Buradaki hey Ali gel anlamı. Bunu daha önce sorup sizi şaşırtmışlardır. Bu da cümle dışı unsur. Çünkü gel varsa başına arkadaşlar sen koymak zorundasın. Sen gel. O zaman Ali de burada ünlemdir cümle dışı unsur. Eyvah ünlem cümle dışı unsur. O zaman arkadaşlar hangisi cümle dışı unsur var dediği zaman ilk aklına ünlem gelecek. İki gizli özne. Niye parantezde soru işareti koydunuz hocam? Şu sebepten koydum. Arkadaşlar zaten yazılmamış ki. Cümle dışı unsur, cümle bile onu kabul etmemiş, yazılmamış. Uymuş yüklem. Kim uymuş o? Gizli özne. Öge sıralamız bulunurken sayılmaz. Yanında derken, nerede sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleci yer tanımlayacağız. Zaten kaç ögeden oluşmuştur deyince, iki ögeden oluşmuş diyoruz. Zaten onu saymıyoruz bile. Selam verip borç çıktım. Yüklemle çıktım değil, hayır. Selam verip borç çıktım. Anlamca kaynaşmış, bileşik fiiller, deyimler cümlenin ögeleri bulunurken ayrılıyor muydu? Deyimler ayrılmıyordu. O zaman bu da bir deyim. Çünkü neden anlamını kaybetmiş ki? Anlamca kaynaşmış. Mesela siz birisine selamun aleyküm dediğiniz zaman arkadaşlar ver bana 300 lira mı diyor. Hayır demiyor. Burada kim? Ben. Gizli özne. Bu cümle dışı unsur çünkü zaten bir ögeden oluşmuştur. Zaten onu ne yapmıyoruz? Saymıyoruz bile. Siz burada sadece ünleme dikkatinizi verin gerisi boş. Ara cümleler. Bak biraz önceki ara sözdü. Değil mi? Mesela Erhan. Cümle değil, virgül. Amcamın torunu dün geldi. Bak, iki virgül ya da iki kısa çizgi. Amcamın torunu, bak bu cümle değil. Ara söz. Bu emin ol. Aa, yargı var. O. Ne olursa olsun, bunlar ara cümledir. Bu ara cümle, bu ara cümle, bu ara sözdür. Bunlar nerede göreceğiz arkadaşlar? Hop, noktalama. Tüm öğrencilerim, emin olun bu sınavı kazanacak. Kazanacak yüklem. Kim kazanacak? Tüm öğrencilerim özne. Evet. Neyi kazanacak bu sınavı? Belirtin nesne. İşte emin olun ara cümle olduğu için cümle dışı unsurdur. Seni ne olursa olsun burada istiyorum. İstiyorum yüklem. Kim istiyor? Ben. Gizli özne. Kim istiyorum? Seni. Belirtin nesne. Nerede istiyorum burada? Dolaylı tümleci. Ne olursa olsun bu ayrı bir ibare, ara cümledir. O zaman cümle dışı unsurdur.
O zaman ben buna ne dedim arkadaşlar? Ara cümle dedim. Ben buna ne dedim arkadaşlar? Ara cümle dedim. Ama aşağıdaki. Amcamın torun cümle olmadığı için bu ara sözdür. Bu da cümle dışı unsur. Geldi yüklem. Kim geldi? Erhan Özne. Ne zaman geldi? Dün. Zarf cümleci. Arkadaşlar bu öznenin açıklayıcısıdır. Yani bu da ayrı bir öge değildir. Tamam. Gençler iki cümleyi bağlayan bağlaçlar. İki cümleyi bağlıyor ya bunlar. Ben bunlar hiçbir öge diyemem ki. Ya da hiçbir ögeye dahil edilemiyorsa. Aradı yüklem. Kim aradı? Ali ortak özne. Gitti yüklem. Ali nereye gitti? Eve. Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı. Kim aradı? Beni. Belirtin nesne. Oğlum burası ayrı cümle, burası ayrı cümle. Affedersin V'ye ne diyeceğim? Bağlaç. Ulan cümle dışı unsur işte. Hiçbir şey demeyeceğim. Bak. Aradı yüklem. Aradı yüklem. Kim aradı? O. Gizli özne. Kim aradı? Seni. Belirtin nesne. Kim aradı? Beni. Belirtin nesne. Hocam ben bu neylere ne diyeyim? Bağlaç. Sadece cümleyi bağlamış. O zaman buyurun cümle dışı unsur. Ali de bizimle gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Kim gelecekmiş? Ali özne. Bizimle derken ile edat. Değil mi arkadaşlar? Normalde ben bunu edat cümleci diyordum hanım. Yeni müfredat da neydi? Zarf cümleci. Çünkü bizimle dedim yerine koydum olmadı. Hocam D'ye ne diyeyim? Ay, hiçbir şey demeyeceksin. Al. Cümle dışı unsurdur. Anlaştık mı? Bunları da gördüm. Şimdi hocam diyeceksiniz. Soru hangi ögeyi bulduruyor mesela? Değil mi? Bu güzel. Mesela bunu nerede anlatacaksınız? Ya da vurguyu nerede anlatacaksınız? Bir sonraki videoda. Ayrı bir zaman ayıracağım. O zaman videomuz sonuna geldiysem klasiğimiz. Bir deyim, bir hikaye. Buyurun. Hariçten gazel okumak arkadaşlar. Ne demek? Bir konuyu iyice bilmeden görüş ve düşünce ileri sürmek ya da bir konuşmaya zamansız katılmaya hariçten gazel okumak derler. Bir paragraf içinde çıkar vesaire. Gençler. Şimdi eskiden eğlence mekanlar. Düşün. Eğlence mekanına çıkmış bir sanatçı şarkı söylüyor. Bu ara arkadaşlar masalardan da mikrofonu eline alıp çıkıp şarkı söyleyenler. Ya da sanatçı böyle şarkı söyleyerek gezerken ana elinden mikrofonu alıp ya da sanatçı tuttuğu zaman onun söylediği kişiler olurmuş. Ve bazılarının sesi de çok güzelmiş. O söylediği zaman seyirciye akış yaparlarmış. Hani bununla alakalı YouTube'da da, Instagram'da da komik bir video var ya. Söylüyor, sesi kötü. Bir alıyor, of. Harika arkadaşlar, harika. Değil mi? Harika. O yüzden böyle kişiler çıkarmış. Hatta bu gibi bazı yemek mekanlarında arkadaşlar, eğlence mekanlarında kişiler var. Hatta bunlar YouTube'a da bazen ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Hele bir tane arkadaşlar, isyanı söyleyen bir abi vardı ya. Özellikle ona da bir selam olsun, çok güzel söylüyor. İşte bunlar olunca sanatçı gölgede kalıyor. Ve bu yüzden arkadaşlar o yıllarda, bak dikkat edin. O yıllarda sanatçı çıkıyor altına diyorlar. Saz esnasında, bak saz esnasında hariçten gazel, hariçten şarkı istemek polis emriyle men edilmiştir diyor. Tabii ki men edilmiştir derken yazım yanlışı var. Men edilmek bitişik yazılıyor. Yani bazı yerlerde böyle diyor. Bazı yerlerde de arkada hariçten gazel okumak yasaktır diyor. İşte hariçten gazel okumak buradan geliyor. Kişilerin şarkıya ya da bir konuşmaya zamansız katılması anlamındadır. Bu şarkıya katılmaktan çıkıyor. Bugün bir şeye yersiz katılırsan, iyice her şeyi bilmeden böyle öylesine görüş bildirirsen, o yüzden arkadaşlar bu hariçten gazel okumak olarak geçiyor. Demek ki deyim hikayesi de buradan geliyor. En azından aklına hikayeler yardımıyla gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hocanız sizi çok seviyor. Üçüncüye geçtik. Sakın cümlenin ögeleri bitti diye düşünme. Daha ödeviniz yok. Bak soru hangi ögeyi buldurmaktadır? Ve vurgu gibi çok önemli mevzularla arkadaşlar. Üçüncü videoda buluşacağız. Ve cümlenin ögelerini üçüncü videoda bitireceğiz. Sizleri çok seviyor hocanız. Kendinize iyi bakın. Esen kalın gençler.